soğuğu var ama geri kendini tutuyor, eksik beklerim şimdi de daha iyi miktar düşünmeye başladım. Ama Ankara'da soğuğu da niye bilmiyorum, kuru olduğundan mıdır acaba, dokunmaz çok. Yani yürürsünüz, doğru mu? Yani İstanbul'un soğuğu mesela facia. Mesela Roma'da oturun, Roma'nın soğuğu kar yağmaz ama soğuğu adamı öldürür, çok rutubetlidir. New York'un soğuğu, 10 senede orada oturduk. Geldi mi gitmez. Efendim, Paris'in soğuğuna Allah korusun. Kızımı oradan orada şehirden tanıyacaksınız. Ayşe orada 13 senedir Paris'te oturur. Orada yani yazın git, kışın gitmem Paris'e, yazın da gitmem. Efendime söyleyeyim. Efendim hoş geldiniz sevgili dostlar. Çok mütehassıs ettiniz bizi aile olarak, Sicimoğlu olarak. Zeynep'in, Ayşe'nin annesi yok ama başta tabii geçen gün beni Özden Töker Hanım aradılar. Telefonda böyle böyle dediler. Bir kendi orkestramı istiyorlar dedi. Ya bizim orkestra dedim şimdi şey, hem pahalı çünkü ben para almasam falan da şimdi buradan para kazanamazsınız. Yani 17 kişiyiz. Bütün buralar adet olacak, kulaklarınız fazla gelecek. Dedim ben size güzel bir Ayşe Sicimoğlu sunayım. Efendim hastasıyım. Oradan dedim ilerleyelim. Ayşe Sicimoğlu'nun yanında da çok değerli bir çocuk var, Ali Tolga. Fakat hikayesi biraz daha enteresan. Ali Tolga 5 yaşında müziğe başlamış ve Bilkent'e almamışlar Ali Tolga'yı konservatuvara. Onun şey, şimdi çok tuhaf, onun salonunda şarkı söyleyecek. Bilkentliler, hocalar varsa burada kusura bakmayın ama olur arada. Ali Tolga da Hollanda'ya gitmiş. Ve o konservatuvardan mezun olmuş. Çok başarılı. Bence yani Türkiye'nin en başarılı gençlerinden bir çocuk. Ama bu olur mesela, ne bileyim ben, Franz Liszt'ten, şimdi onun şarkıları da olacak içerisinde. O da Paris Konservatuvarı'nı almamışlar, Franz Liszt olmuş. Çaykovski de, efendime söyleyeyim, konservatuvar müdürü Rubinstein, bu notaları atacaksın, bunları yırtacaksın, böyle şey, birinci senfoni, donon 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 donon, öyle çok acayip de birinci senfonisi, hiçbir olacak şey değildir o zamanki 1800'lerin Rusya'sının şeyinde, konservatuvarında. Değil mi? Seni atıyorum konservatuvardan falan demiş adama. Allah'tan bir abla, yaşlı bir kontes von Meck, biraz aşıkmış da Çaykovski'ye. Öyle bir yardım etmiş ki konservatuvara para olarak, kadın millerdir, efendim tabii efendim falan olmuş tabii şey, konservatuvar müdürü. O şekilde birinci senfonisi çalmış. Onun için bunlar olur. Mesela bizim şeyde, neydi kızın adı, Nora Jones var, meşhur Grammy Award'lu. Kızcağız Bodrum'daki bir caz kulübünde 50 liraya şarkı söylüyormuş geceleri. Ding 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 diye beğenmemişler, çıkarmışlar. Sonra kızı bir şeyle bir tanışmış, Ahmet Ertegün'le. Ondan sonra Grammy Award'lu Nora Jones olmuş. Yani buluyor. Geçen biri dedi ki Pavarotti de gelmiş Türkiye'ye de beğenmemişler de gitmiş falan. Öyle bir şey oldu mu bilmiyorum, değil mi? Ali Tolga da onların bir tanesi. Okula buraya ne işte kader bu. Okula almamışlar ama burada şimdi size çok güzel bir müzik neti. Belki asla bu da iyi müzisyen olmayacaktı. Belli mi olur? Geçen gün dedi ki bana Mazhar Fuat Özkan'dan Mazhar. O da konservatuvar ama Ankara konservatuvarı ama tiyatro bölümündendir Mazhar. Karısı şeydir, sopranodur hale. Demiş ki bir hocasına, ya demiş hoca demiş yani okuldaki armoni hocasına, biraz bana armoni öğret demiş. Hiç öğretemem, öğrenseydi hiç besteleri hiçbiri yapamazdın demiş. Çünkü çoğu bazıları armoni dışı. Fark etmiyor ki, matematik var çok bu iş okullarda ama müzik matematik değil. Müzik kalpten geliyor. Efendim hoş geldiniz. Özden Töker Hanım olmak üzere sağ olsunuz. Aile Hatırlı Hanım, Anaçev Başkanı, Anaçev için de aynı zamanda bu işi yapmaya çalışıyoruz. Efendim, bütün isteğimiz, bütün arzumuz, bütün rüyalarım, gece rüyama giriyor, kültürlü bir Türkiye istiyoruz. Eğitimde. Orada başlayalım. Diyorum ki ben, iki tane anahtar var bu işte. Yani zor bir kapı var, iki anahtarlı kapı, üstteki, alttaki. Biri eğitim, öbürü de sevgi. Bunların ikisini veremezsek, birbirine bağlı bunlar. İkisini de veremezsek, işimiz çok zor ve günden günde zorlaştığını da görüyoruz nitekim. Çünkü eğitimden uzaklaşıyoruz, sevgiden tamamen uzaklaştık. Yani bir
hayvan sevgisi, bitki sevgisi, şu masanın sevgisi, bardağın sevgisi, anne baba sevgisi, yurt sevgisi, ama sevgi aşılamak gerekiyor. Belki bu konserler, aramızda gençler de var zannediyorum yukarılarda üniversitede, bu konserler belki müzik sevgi aşılamak için güzel bir alet bence. Yani aşısı bizdedir. Şöyle çıt çıt var ya okulda. Yani biraz ateş yapar, şöyle yaparsınız, biraz aspirin alırsınız geçer. Onun için bir sevgi aşısı yapacağız size sevgili dostlar bugün. Hoş geldiniz. Yekta Güngör Özden, ayrıca gelenler, Köksal Top'tan, Hikmet Ulubay ve hanımefendi Nedret Hanım, Hikmet Sami Türk ve Fatoş Hanım. Hoş geldiniz efendim konserimize. Çocuklarımdan biraz bahsedecek olur isem. Ayşe Sicimoğlu, 3 yaşında Amerika'ya gitti benimle beraber New York'a. Orada çok uzun sene ilkokulu Fransız mektebinde okudu. Lise Fransız'da New York, çok şık bir mektepte. Bir gün şeyi aramış, Zeynep Hanım'ı, annesini. Demiş ki, sizin kocanız bariton mu demiş şeyde demiş. Hayır demişler, bariton falan değil, davulcu demiş. Davulcuyuz biz. Efendim, çünkü ben Ayşe'yi okula bırakırken, arabamda, her sabah okula ben bırakıyorum saat 7.30'da. Bir CD dinliyorum, bir opera. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. New York'ta gökdelenler, gökdelenler arasından gidiyoruz falan araba. Hoşuma gidiyor öyle bir şey. Ondan sonra Ayşe onları ezberlemiş. Bana baba üçüncü, baba dördüncü, dişlerim işte diye bacakları çarpık bir incecik zayıf bir şey, çiroz bir şey. Yani ondan sen hepsini ezberle. Bir çak derste Fransız mektebinde İtalyanca, İspanyolca şeyi operadan en ağırını kadın şaşırmış. İble dedi siz bunu Manhattan School of Music var çok meşhur oraya götüreceksiniz. Orada Madame bilmem ne bekleyecek. Madame bilmem ne'nin yanına gittik pazar günü Ayşe'yi aldı elinden çarpık bacaklık efendim. Dişleri yok. 7 yaşında. Ondan sonra 7 yaşında. Götürdük. Ne söyleyeceksin kızım falan dedi. Manon, yok pardon, La Bohème'in son ölüm aryasını falan dedi. Böyle. Kadın da falan dedi. Ondan sonra başladı. Dur dedi. Hemen telefon açtı. Gelin bunu dinlemeniz lazım dedi. İçeri bir anda bir sürü insan doldu. Ağır abiler, ablalar geldiler. Böyle yaşlı şey bunlar. Hepsi diyor. Ayşe o günden itibaren opera dünyasına adımını attı. Sonra efendim Paris'de Sorbonne dedi ki de tek operacı olarak yetişmesin, kültürü de olması lazım, genel kültürü. Paris'teki çok zor olan bir bölüm Sorbonne'daki sanat tarihi bölümünü başarıyla bitirdi. Aynı anda operaya da gidiyordu, şeye konservatuvara. Sonra konservatuvara geçti. Bir ara geldi, Miami'de burada master yaptı. Ses üzerine, opera üzerine. Tekrar Paris'e döndü. Orada da 8 sene Ecole Normale de Musique'de başarılı bir ses sanatçısı oldu. Başarısını şuradan biliyorum. Okulda herkes şeyde yani Paris'te yolda yürürken beni Ayşe'yi görünce hazır ola geçiyorlar. Öyle oldu yani. Ben de ihtar ediyorum tabii kızım olduğu için. Ama bunu paylaşmak da istiyorum sizle. Yani Ayşe'nin pek konseri olmaz işte Türkiye'de. Olacak artık inşallah. İşte geçen hafta geldi. Biraz kalacak yanımızda. Biz de özledik. Bu kızlar tabii büyümüyorlar biliyorsunuz. Yaşı 30-31 oldu ama benim için bana 14 yaşında gibi geliyor. Yani hala koyunda boyunda yatıyor. Öyle bir kız yani tuhaf tabii. Beraber özlüyoruz birbirimizi. Şimdi efendim ilk başta müsaade ederseniz Ali Tolga da çok beğendiğim dediğim sanatçı, piyanist. Efendim size bir piyano ile seyahat çalacak. Karşınızda Ali Tolga efendim. Şimdi ufak bir akıl
alet çalıyor. Ben hatta unutuyorum ne kadar çalıyor. Burada yazıyor, bir önünüzde var ama. Bir çocuk tek başına keman, bas gitar, gitar, trompet, ud. Ya genelde hani bir insan nefesi çalınca ud çalar da yanında gitar çalar falan. O değil ya da şey çalar da trompet, flüt çalar. Bu ayrı dallardaki hepsini çalabilen bir çocuk. İnanılmaz bir çocuk. Hastasıyım, bakar mısınız şu? Şimdi efendim, Manon Operası ve Massenet, Jules Massenet, meşhur besteci. 1750'lerin Fransa'sındayız. 1750 Fransa'sı. Efendim, kızlar manastırda yaşıyorlar. Yani sokağı bile görmüyorlar bazıları. Yani ağaçları bile görmüyorlar. İçeride manastırda 1750'leri düşünsenize. Efendim, Manon da onların bir tanesi. Hep rüyasında dışarıyı görüyor, sokağı görüyor, erkekleri görüyor. Efendim, fakat gerçekte görmemiş hiçbir zaman. Sadece hayal etmiş öyle bir şeyi. Hoş da bir kız. Ondan sonra ve tamamen tecrübesiz bir bakire kız şeyde, manastırda. Efendim, ben söyleyeyim. Ve kafası karışıyor çünkü kuzeni onu almaya geliyor. İlk defa kuzeni de görecek, erkek kuzeni. Manastırda almaya geliyor. Biraz sonra kuzeni de aşık da oluyor. Yani ilk gördüğü erkek. Biraz hala kafam karışık. Je suis encore tout étourdi diyor. Yani kafam da ama karışık diyor. Yani şey yapamıyor. Yani içerisi mi dışarısı mı? Hem heyecanlanıyor dışarı çıkmaya, hem merak ediyor. Hem burada oradaki dört duvar arasında rahat falan öyle bir heyecanlı bir, fakat maalesef çıkınca da hikayenin sonunda kötü yola düşüyor. Oluyor ya Türk filmlerinde. Zaten Türk benzer Türk filmlerinde operalar. Zengin erkek, fakir kız falan kötü yola düşüyor. Kör oldu falan. Aynı şey. Sonunda gözüm açtı. Hayır, öyle mi falan olur biliyorsunuz. Öyle bir şey. Efendim, şimdi burada Ayşe size Massenet'in Manon Operası'ndan ilk aryasını söyleyecek Manon'un. Karşınızda Ayşe Sicimoğlu efendim. Maşallah der misiniz? Tü. Teşekkür ederim. Kolay değil kız iliştirmek. Pour le couvent, pour le
Bravo Ayşe. Bravo Ayşe. Güzel mi sesi? Fena değil değil mi? Yani uzaktan ama gelin aynı evde oturun. Sabah başlar 9'da, gece kaça kadar dışarıda bunu yani. Allah'tan bir iki tane köpek var, bir tanesi öldü, onlar meraklı. Biz kaçıyoruz. Yani bir süre sonra tam opera falan güzel de yani hani 24 saat olunca ondan sonra. Ama köpekler kapının önünde duruyorlar. Onlar çok meraklı. Ve dinliyorlar. Bir tanesi böyle ooo, bir tanesi. O da aynı tondan takılıyor. Pug. Ufak puglarımız var. Efendim şimdi. Ayşe benim müzisyenliğimi pek beğenmez idi. Şimdi yavaş yavaş beğenmeye başladı Allah'tan galiba. Baba sen ilk önce Mozart'ı anlamadan müzik anlamış sayılmazsın ben anladım. Sen anlamıyorsun. Ben Mozart'la uyurum, Mozart'la her sabah uyanırım. Bak orada şimdi duruyor bir dinliyor. Şişek. Görüyor musun? Ondan sonra öyle bir Mozart. Ben de Mozart'ın laf aramızda operalarını sevmiyorum. Müziği tamam ama operalarında fazla gösterişli yapıyor. İnsanın çıkaramayacağı sesleri yazarmış baba. Krallardan para alıyor ya bunlar. Kral diyor gel. Ben çıkarıyorum ama o sesi. Efendim? Ben çıkarıyorum o sesi. Sen çıkarıyorsun da yani herkes çıkaramıyor. Kuş sesleri falan. Yani olacak sesler değil ki. İnsan yazmayacak, çıkaramayacağı ses. Yani alet seslerini yazarmış Mozart. Krallar para veriyor, baba da yazıyor. Ondan sonra o krallar da falan yapıyorlar. Saçlar lövle, pudralar, benler var ya o adamlar. Onlar böyle ha mon dieu benle falan yapıyorlar. Bayılıyorlar Mozart'ın yap. O yaptıkça o da artık akrobatik şeyler yapıyor. Ayşe'nin mesela bir tane gece kraliçesi. Yap bakayım gece kraliçesi. Yok şimdi yorulurum. Yap bir şey olmaz. Şimdi yorulurum. Yorulurum bir şey olmaz çok kısa. Yok yorulurum peki, yapmayacağım. Bak, yorulurum sesle. Huk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 
Şimdi çocuklara yeni bir müziği var. Ben çok beğendim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Adı New Music diyorlar buna. Klasikle modern güncel müziği karıştırıyorlar. Şimdi Dans une solitaire diye bir operası var Mozart'ın. Lider. Ormanda lider. Yalnızken efendim. Opera değil, lider. Lider var, pardon. Lead. Lead'i pardon. Ormanda yalnızken. Bak düzeltiyorlar, görüyorsunuz. Efendim. Lidi var, ormanda yalnızken anlamına geliyor. Fakat o güzel, beğeniyorum, fena değil. Yani diğerlerin arasında hoşuma gidenlerden. Romantiklerini benim için seçiyor. Ben beğeneyim diyor, o şeyleri seçmiyor. O akrobatik olanları, onları sevmiyorum çünkü. Efendim, bu fakat şöyle bir şey olacak. Bunun sonunda, şimdi o çok hoşuma gitti. Birdenbire usta bir geçişle Life in Mono diye bir... Neydi Ayşe? Mono şarkıcı değil mi? Mono bir band. Bir band, bir orkestra, modern bir band de bilmiyorum vallahi. Çok 90'ların bandı. 90'lar, 90. Gençler çok seviyorlarmış. Onun adı neydi, şeyin adı? İngiliz grubu 96 yılında burada lanse olmuş. Ha, 98 yılında Robert De Niro'nun Great Expectations filminde soundtrack olarak kullanılmış bu müzik. Yani o zaman meşhur oldu, 98'de meşhur olan bir yeni müzik. Gençler seviyorlar. Ne kadar sevdiğimi bilmiyorum açıkçası. Ama bağlantısı hoşuma gidiyor. Şimdi karşınızda sevgili dostlar, New Music'ten yani Mozart'tan Mono'ya atlayacağız. Yani öyle bir şok tedavisi yapıyoruz. Çocuklar. Tout le temps.
sang a theme from someone else's dream. The leaves began to fall, and no one spoke at all. But I can't seem to recall when you came along. Karşınızda Ayşe Sıcımoğlu ve Ali Tolga sevgili dostlar. Güzel değil mi? Güzel olmuş mu karışım? Enteresan değil mi? Klasik Mozart'tan bilmem nereye geçiyor. Hoşuma gidiyor bunların yaptığı şeyler. Böyle bir konserler var. Böyle 1,5 saatlik bir full bu tip new müzikleri var. Bu sefer onu yapmayacaklar. Sizi her taraftan, her telden çalmaları için. Efendime söyleyeyim Ayşe'cim. Ne istedin canım? Notları bıraktı. Şimdi uzun ince bir yoldayım. Hastasıyım ama. Yani rahmetli başlı başına yani diyeceksin ne oldu şimdi bir de böyle nereye geçtik? Öyle değil işte. Ali Tolga onu çok güzel yorumlayacak size. O söyleyecek. Şimdi 1894 doğumlu Şarkışla Sivaslı biliyorsunuz zaten. Gözler görmüyor. Çok derin bir adam ama uzun ince yoldayım dediğine göre. Efendim Ben de şeyi tanıyorum, torunu tanıyorum, Çiğdem Özer. Çiğdem Özer de hayatımda gördüğüm en güzel gözlü kız. Bakar mısın ironiye? Dedenin gözleri yok, bunun gözleri şu kadar kızın, şu kadar yemyeşil. Böyle bir göz olmaz, takma gibi. Yani Çiğdem'in gözleri, ben bakamam da gözlerine, korkarım. Öyle kocaman şöyle bir gözleri var kızın. Çok da güzel bir kız. Dedim Çiğdemciğim, dedeni dedim anlatacağım, Ankara'ya gideceğim dün. Telefon açtım. Ne anlatayım şimdi? Yani doğum yılı, doğum öldü, Sivaslı. Yani biliyorsunuz gözleri görmüyor falan filan. Bir şey anlatayım ki dedim. Hayatından ne biliyorsun enteresan dedim. Çok güzel iki tane şey söyledi. Sormuşlar babaya. Baba sen nota biliyor mu demişler. Nota bilmiyorum ama rotamı çok iyi bilirim demiş. Sormuşlar gene başka bir nota çok güzel değil. Baba demişler. Aşık baba demişler. Sen
bütün sazcılar elleri tık 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 böyle şeyde sazın şeyinde geliyor sapında. Sen de bir yerde durup dın dın çalıyorsun demişler. Onlar benim çaldığım yeri arıyorlar demiş. Geldim. Efendim gidiyorum ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Türkiye Cumhuriyetleri anlatıyor gibi. Sanki. Bilmiyorum ne haldeyim. Ama uzun ince bir yolda olduğumuz belli. Gündüz gece birbirine girdi bende artık onu da bilmiyorum. Uyuyamıyorum ya. Niye böyle oldum? Şöyle bir istiyorum ki yasla ben para pul falan anlamam. Ben hippiyim. Anlamam paradan puldan. Şu yastığa kafamı koyayım. Nefes alayım. Oh. Diyeyim de uyuyayım istiyorum. Onu yapamıyorum. Dün gece sabah karşı 5'te kalktım. Dün gece bilmem ne oldu. Bilmem de bir şey izledim. O beni yapıyor. Çok siz de herhalde yaptığını tahmin ediyorum. 3 tane konser verdim. İşte şimdi yeni bitti. 2 İzmir, 1 İstanbul. Bu kadar dolmuştu size maşallah. Efendim dedim ki ara ferah nefes konserleri. Sizin de kafanızda çalacağım. Şimdi de size onu istiyorum. Biliyorum zor bir dönemde uzun ince bir yoldan geçiyoruz. Efendim ne günüz ne gece kaldı. Ama sizin hiç olmazsa çocukların vasıtasıyla 1,5-2 saat size çalacağım ya. Eve giderken güzel konseri dedirtirsem size benim vazifem bitiyor efendim. Teşekkür ederim. Alet oldu.
dünyaya geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şunun en sonunu bir daha çal da beraber söyleyelim. En son repliğini beraber söyleyelim mi? Gidiyorum ne halde mi? Ben hazır mısınız? Hadi. Sen insanlara söylet. Baştan? Baştan de sonunu. Tamam. İki kapılı bir handa. Sesiniz çıkmıyor ki. Bir daha. İki kapılı bir handa. Gündüz gece, gündüz gece var. Alkışlar sizin için. Galiba insan yaşlanınca sulu gözlüm oluyor. Ne oluyor? Ağladım gene. Hep böyle oluyorum ya. Ne zor, işte ağlamazdım. Şimdi bir film seyrederken bir daha ağlıyorum. Bir şey tarzına göre. Neyse. Neyse, bu da bitti. Şimdi, pardon, nefes alayım. Bir su içeyim, ondan sonra aladım çünkü. Hani dedi, bir bardak su verin çocuğa falan, öyle olduk. Evet, şimdi size bir operet geliyor. Size şöyle bir kaldıralım, bu şeyde hüzünden sonra. Ama güzel değil mi? Ali Tolga, yani... Hem müthiş kabiliyetli piyanoda hem ses de müthiş. Yani okul nereye kaçırmış bir bakın bakalım. Şaka yapıyor. Türkiye'ye kazandı. Yok, tabii, tabii. Kürkümü giyebilir miyim? Tabii. Çok matrak ya, çok değişik bir kız var. Diyor ki bana, kürkümü giyebilir miyim diyor. Çünkü operette şeyde olmaz. Ben dersine gittim bunun, Paris'te, o şeyde. Kocası dedi ki, yere eğil dedi, yerde de yüzük ara dedi. Şimdi Fransızca ben, yanlış mı anladım acaba falan dedim. Yere eğil, yere eğil derste yüzük ara dedi. Niye yapıyorsunuz dedim. E dedi şimdi Arya dedi, yüzüğünü kaybetmiş dedi kız dedi, Arya dedi, operada dedi. Onu arayacak dedi. Yani o şeye girmesi için havaya yüzüğü aradıktan sonra o araya başladı. Sabah da gelmeden söyleyeyim. Makyaj yapmadan opera söylemiyor. Erken ruj muj hepsi ondan sonra yani... Türkçe de yani hep yurt dışında yaşadığı için Türkçe biliyor ama deyim bilmiyor. Geçen gün şeye gitti, bir orkestranın konserine geldi Beyoğlu'nda falan. Sonra pideciye gittik, işkembeciye karşıda. İşte herkes oturduk, orkestra ısmarlıyorum işte 10 kişi falan. Ama herkes bir şey, oradan bir tanesi şey istedi. Bana dedi, pilav üzeri az kuru dedi. Ayşe, ben de pilav üzeri kurumasın dedi. Yani üzeri az kuruyu bilmiyor. Yani Türkçe'yi biliyor. Üzeri az kuru. İlk defa diyor, öyle çok değişik bir kız, enteresan yani. Normal bir kız değil maalesef ama
biraz da normal olsa bir şarkı söylemez değil mi? Değil mi? Onun için öyle olmak zorunda. Şimdi bu yana kadar anlatayım ben size bu opereti. Çok yakıştı Ayşe. Üşüdüm de. Üşüdü. Şimdi Richard Hauberger'in operası, Der Opernball operası, en önemli operası. Burada da konusu şöyle, bir opera balosu oluyor. Evdeki çalışan güzel hizmetçi kızla bir pardüsü buluyor böyle, pembe bir pardüsü, makyaj yapıyor falan. Birdenbire o hizmetçi kız şey oluyor, hani Türkan Şoray'da şey olunca yahut da Belgin Doruk saçları örgüler olunca falan olur ya, örgüler olunca böyle şey köylü kız olur. Ondan sonra örgüler açılınca birdenbire ben sizi tanıyamıyorum sizi falan olur. Onun gibi bir şey oluyor. Evin çocuğunu orada ayartıyor, evdeki delikanlıyı. Gelin size diyor locamda şampanya ve bilmem ne ikram edeyim falan diyor. Olan da böyle ben gidiyor kız, bilmiyorum ki çalışan kız sanmıyor ki evde falan. Öyle biraz komik de bir opera. Fakat opera güzel de onu bağladığı şarkının hastasıyım ben, Edith Piaf. Oraya gelecek iş. Ben Edith Piaf da çok yani Fransız ekolü Ayşe'yi de yani Fransızlar çok sever. Ben de seviyorum Edith Piaf'ı. Edith Piaf da 15 doğumlu, 1915, 1920-63 ölümlü. Çünkü sesinde bir şey var kadının, bir türlü çözemiyorum. Sonra okuyunca hayatını anladım. Babaanne Cezayirli, Arap. Yani anne İtalyan. Yani şimdi hani Fransızlar da pek müzik anlamazlar. Yani illa bir şey mesela bakarsanız mesela Charles Aznavour diyorsun, o da bir şey falan yani bizim bu tarafta yok bilmem ne yani Kuzey Afrikalı yahut da Anadolu'lu hepsi bu da baba öyle çıktı. Baba sirk cambazı falan, fakat baba anne zengin ama genel ev patronu. Öyle bir durum var orada. Ve nitekim çok fakir anne. Yolda yani yiyecek mi yani yollarda kaldırım serçesi, onun için derler Fransızlar, kaldırımlarda büyümüş. Ve yiyecek dahi yok yani aç, hatta bir ara gözü körmür olacakmış. Yılın sonra baba dayanamıyor, geliyor babaanneye götürüyor şeye, malum yere maalesef, orada büyüyor. Yani o bir, zor bir hayat ama onu şarkıda onu hissediyorsunuz. La Vie en Rose şarkısını söyleyecek Ayşe, Edith Piaf'tan. Yani onu da çok enteresan, o şarkıda bir arkadaşı demiş ki buna, bana bir şarkı yaz demiş. Otururken bir Paris kafesinde, yani yeni yeni tanınıyor. O da ver demiş, al demiş. Ona al ama beğenmedim ama bunu alma demiş, güzel bir şarkı olmadı falan demiş bu şarkıya. Sonradan şarkı öyle bir meşhur olmuş ki, yani bu kadının beğenmediği şarkı böyle hayatta tesadüfler oluyor, çok enteresan. Hiç bakmadığınız mesela canlı örneği size takdim edelim. Ondan sonra çok takıldım ona. Varsa kusura bakmayın. Bilkent'teki hocalar takılıyorum yani şey yapıyorum. Olur. Yapacak bir şey yok ama en azından ülkemiz böyle değerli bir iki genç kazandı sevgili dostlar. Hastasıyız.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens Tolga. Teşekkür ederiz. Aferin kız. Güzel okudu. Öyle de Türkçe'de okudu. Diyor ki bana, niye baba diyor yapıyorlar diyor. Mikrofonu yapıyorlar ya biz Anadolu'lar. Onlara takmış vaziyette bir var benim bilmiyorum. O bir tarz. Çünkü dikkat edersen yaptığı iş vibrato'da bilmeyenler kafaları böyle olur. Halbuki bunun hiç kafa oynamayacak yerinde. Şeye gittim konservatuvara, yani derse giriyorum. Ya dedim, değil mi koca dedim, kızı elini kaldırsın. Hayır dedi, elleri yapışık söylüyor. Şeyde, böyle söylüyorlar ya. Nasıl olacak? Sonra dedi, o elleri kalkacak havaya dedi. Şimdi dedi, azrolda dedi. Böyle yapışık böyle söylüyor. Onu duvara böyle yapıştırıyor, karnına vuruyor falan. Kızlığına yapmayın ya falan oluyorum ben. Ondan sonra burnu tutuyor, kaldırıyor, ağzının içine falan bakıyor şöyle falan, işte ata bakarmış gibi. Hoca, öyle bir şeyden, facia bir şeyden geçti. Ondan sonra şimdi hayatına memnun, konservatuvarda okumadığı için, değil mi? Konservatuvarı bitirdiğim için. Bitirdiğin için, okumadığın için, o da yani, o yani. Şimdi şu anda okumadığın için, bitirdiğin için tabii. Bitti, öyle Allah, yıldızlı hem de. Şimdi efendim, Franz Lehár, Macar, hastasıyım, operetçi. Yani şimdi sizi fazla operaya doğmadan biraz operet, biraz allegro bir şeyler seçti çocuklar. Sağ olsunlar. Mein Lippen Sie küssen so heiß. Ateşli dudaklarım seni öpüyor falan. Değil mi? Öyle bir şey demek değil mi Almanca? Gibi. Gibi. Efendim.
3-4 lisan proje, Almancası falan mükemmel, Fransızcası tabii Türkçesinden daha iyi, İngilizcesi de iyi, Türkçesi de çok iyi ama halk dilini bilmiyoruz, daha öğrenecek ablaları, abileri. Efendim, Prag Konservatuarı mezunu, Lehar, 1870 doğumlu, 1948 doğumlu ölüm. Biliyorsunuz o, bizde var oynadı Şendul Operatı'nın bestecisi, meşhur Şendul. Ama bu şimdi söyleyeceği Cüdütte'den operatinden bu parça en son operatı galiba değil mi Ayşe? Efendim burada Cüdütte çok hoş bir kadın. Kocayı mocayı bırakıyor abla. Genç yakışıklı bir zabite gönüllü veriyor. Adam da bunu alıyor, Afrika'ya gidiyorlar. Yani kocayı bırakıyor, ekiyor yani. Bıkmış heriften. Olur ha? Efendim, Afrika'da, fakat şöyle bir şey oluyor tabii. Kolay mı? O yakışıklılar durur mu yerinde? Adam Afrika'da vın. Kadın bu sefer kadını bırakıyor. Yakışıklı genç zabit kadını almış gelmiş, sonra adam kayboluyor ortadan. Kadın bunalıma giriyor, bir gece kulübüne gidiyor. Hala güzel, hala hoş falan. Orada böyle, yanlış anlatıyorsam söyle Ayşe düzelt. Orada yo, o şeyde çıkıyor gece kulübünde, müthiş bir şarkı söylüyor. Böyle bütün seksapeliyle, bütün erkekleri cezbeden bir havada. Efendim, Ayşe de o şarkıyı size şimdi kürküyle söyleyecek sevgili dostlar. Karşınızda Ayşe Sicimoğlu ve Ali Tolga. Thank you.
işte böyle. Hayatımızda böyle geçiyor. Her şey yolunda mı? Hayatım memnun musunuz hayatınızda? Herhalde inşallah sıkılmadınız, değil mi? Şimdi efendim, köyünüm senin esirin. Galbim senindir yar, galbim senindir. İnsaf eyle, hoş sözle, meni geldindir yar, meni geldindir. Hangi lisan bu? Azeri lisan. Çok rahmetli annem çok meraklıydı. Türkçe benzediği için televizyonda onun şeyini açıp öyle onu dinlerdi. Böyle çok yabancı lisanlara şeyine çok meraklı. Ama her lisanı konuştuğu için yani işaret şeyle konuşuyor. Çok akıllı bir kadındı, çok espritüeldi. Hep aklıma o geliyor. Azeri duyunca böyle televizyonu o kanalı açıp onu dinlerdi. Bir tuhaf bir kadın. Ne olacak? Babaannes en azından. Efendim, hiç unutmuyorum. New York'a geldi bana. Dedim ki, anneciğim şimdi tek başına alışverişe bir liste var. İnanılmaz bir liste. İşte şey, Ziraat Bankası, genel müdür, Cambio, beslenecek kız, bilmem ne, yapı kredi bankası, bilmem ne, noter, birinci noter, bilmem ne, noter, çalışan kız, bilmem ne, noterin kendi yardımcısı, çalışan böyle liste şeyine göre herkese hediye alması lazım Amerika'dan. Fakat o liste bitmiyor. Yani dedim ki anneciğim, bizim evimiz 91'de, 96'da Harlem başlıyor. Biz oraya gidemeyiz. Adı yani Harlem. Ağır bir vaka. Biz 86'ya beyazların mahalle. Dedim anneciğim, çıkınca sola yürümeye, sağa yürümeyin sakın dedim. Orada Arapların mahallesi, Arap diyor onlara. Orada Arapların mahallesi, eski İstanbul'da öyle dedi yani zenciler olunca Arap deniyor. Arapların mahallesi, sola gideceksiniz. Peki, sen her gün Harlem'e git. Niye gittin? Pazarlık ediyorlar diyor. Beyazlar pazarlık etmiyor çünkü onlar ne olmadan, 999 falan. Onlar ama Araplar, yani onun tabiriyle, sempatikti çünkü. Bir şekilde onları nasıl kafaya alır adamlar, ha 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 güldürür müldürür yani bir tanesi yani şahit olur onda konuşuyor yabancı insanı. Hastanede kalp ameliyatı geçirdi Cleveland'da. Bir baktık bütün şey koridor çiçek doldu. Biz o kadar çok kimse tanımaz ki burada bir oradaki bir gazeteciyi tanıyorum. Oranın büyük gazetecisinin oğlunu tanıyorum bir yerde arkadaşı. Onlar işte evlerine gittik gazetecilerin oranın şeyi simavisi falan oranın en büyük gazetecisi. Bir de onlardan gelmiş çiçek ama nereden geldi? Sen her gün, biz tabii akşam bunu bırakıyoruz, senin bütün odaları good evening ve odalara gir. Hepsi arkadaş, Arjantinliler, İspanyolca, oradan şey, Fransızlar, Amerikalılar, hepsiyle tek tek Araplar, selamun aleyküm, süphaneke Allahümme, falan, Kur'an, öyle konuşuyor. Kur'an'dan bildiklerinden, onlar da anlıyorlar. O da ve hamdik, bir saatmiş konuşma, duadan konuşuyor. Onu Arapça biliyor zannediyor, halbuki bilmiyor. Duaları ezberlediği için biliyor. Yoksa öyle bir, çok yana yakın bir kadındı. Niye anlattım bunu bilmiyorum. Anneciğim seni, ben bunu New York'ta bıraktım. Dedim ki seni bir şeye götürüyorum. Bir sokağa anneciğim. Orası pazar kuruluyor, arabalar falan geçmiyor. Hep bir sürü stand var işte, sandviç, plak, mendil, gömlek, kravat, bilmem ne. Hediyelik eşya satıyorlar. Orada da bütün listeyi doldurursun. Al. Peki ben bunu bıraktım çünkü herkese bize pazarlık etmesi lazım. Adamlar pazarlık ediyor. Bir de ben tercüme ediyorum pazarlıkları. Zor oluyor. Ondan sonra Ayhan. Oradan bağırıyor. Bak bir şey oldu falan. Koştum. Adam oraya yazmış kravatlara 2 for 10. İkisi 10 lira. Demiş ki buna 3 for 10 demiş. 3. Pazarlık. O da okey demiş. Kendine bir tane buradan kravat seç dedi. Anneciğim nerede? Bir tanesini bedava aldık dedi. Peki derim yani onu şeye listeye koy. Hayır o hediye olmaz dedi. O bedava aldığı ben aldım. Onu hediye olarak götüremiyor çünkü değeri yok. Yani o kravatı hala saklarım. Ay yıldızlı böyle yıldızlı bir kravat. Annemin hep taktıkça annemin espriler aklıma gelir. Unutulmaz bir kadını. Cem Yılmaz bile şeylerinde, filmlerinde görünen Ayhan abinin annesi diye şeyi var, kadının bölümü var. Hastaneye gitmişler de, onu anlatayım sonra devam edeceğim size, biraz hafifleteyim. Babamın midesi yanmış İngiltere'de hastanede, kalp ameliyatı geçirdi İngiltere'de. Zaten İngiliz yemeği kötü, bir de hastane yemeği iyice kötü. Fakat
mide yanmasının da İngilizcesi heartburn'dür, kalp yanması. Yukarıda yandığı için heartburn derler. Aklına gel, biraz biliyor çatmatam aklına gelmemiş. Doktor, hani yapmış, doktor anlamış. Gel buraya anlatamazsın. Annem alışverişi yok. Gel anlatamıyorum. Her şeyi anlat. Mesela anlat bakalım, midem almış annem çakma. Doktor çap yakmış çakma. Şey, baba mideye yanıyor yani. Hayır canım yani. Bunlar, buyurun efendim, buyurun efendim. Öyle mi? Ha, siz biberciler misiniz? Ha, Kayserilidir onlar, ikisi anne babam. Babam eski Kayseri belediye reisi. Demokrat Parti Şahap Sicimoğlu. Evet, ve Kayseri Tiyatrosu'nun kurucusu, Kayseri Koleji'nin kurucusu. Çok aydın bir adamdı, Atatürkçüydü. Müthiş bir adamdı. Artık kalmayan cinsler onlardan kalmadı. Efendim, bitti onlar. İşte ben cenazede, Atatürk cenazesinde üniversite 1'deyken teessürden bayılmışım. Cenazeyi kaçırdım, hastanede uyandım falan. Teessürden bayılma var ya. Yani nasılsa cenazede, nasılsa Atatürkçüydü. Evet babacığım, ayak ayak üstüne atamazsınız. Çok yakışıklıydı ama uzun boylu, böyle kaşlar başlar, müthiş iyi. Benim yeşil gözlü ve açık renkli idi. Efendim yani, vardı yani bir küçük tipik Kayseri, öyle değildi, başka bir şeydi bu. Efendim, annem ama Kayseriydi, müthiş, cin gibi o müthiş annem, hatırlıyorsunuz siz. Var mı? Şeye gitmişler bunlar, Fransa'ya, ikisi gezmeye. Annem pahalı bir otel istemiş. 40'da bir geliyoruz. Babam da demiş Şükrü'ye ne gerek var? İşte yatmaya geliyoruz. Pahalı otele para harcayacağım işte. Zaten geceleri geliyoruz. Yani hayır tabii annemin dediği olmuş her zamanki gibi. Pahalı otele çıkmışlar. Otele girmişler. Oradan ufacık bir tane fare. Sırt! Şey altından gördün mü işte yaptığını kadın? Pahalı otele getirdi. Pahalı dolaşıyor otelde. Anlat bakalım nasıl anlatacaksın? Hello, do you know Tom and Jerry? Jerry's here. Biz böyle büyüdük. Biz yani ama Şükrü Hanım çok meşhurdur yani. Bir yere gidince toplar daha bir şey anlamadan gülmeye başlarlar. Bir şey anlatacaktır çünkü. Ve kendi de gülmez anlattığına. Yani o başka türlü bir şey, başka bir zeka vardı onda. Onun için öyle büyüdük maalesef sevgili dostlar. Şimdi Yalgızam Yalgız şarkının adı. Bunu Ali Tolga söyleyecek. Yazan da Tevfik Gülüyev. Gülüyev 2000 ölümlü, 1917 doğumlu, Azerbaycanlı tabii. Efendim, bestekar, piyanist, orkestra şefi, klasik müzik tabii üstadı, devlet sanatçısı. Sözlerini yazan ise Resul Rıza, daha meşhur bir adam. Azerbaycan Yazarları Birliği Başkanı, Azerbaycan Sinemacılık Bakanı, Azerbaycan, baksanız Azerbaycan Sinemacılık Bakanı diye bakanlık varmış, bakar mısınız? Sinemacılık Bakanı var ya. Bizde kültür ve turizmi birbirine koyuyorlar. bırak sinemacılığı. Ona bir türlü anlamıyorum. O kadar ayrı ki Turizm ve Kültür Bakanlığı. Türkiye'nin Turizm Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı en top iki bakan olması lazım. Bu değil beraber. İkişer tane olması lazım. Dört tane olması lazım. Hepsini bire topluyorlar. Neyse. Politikacılar var. Fazla şeye girmeyelim. Var mı aranızda? Yok değil mi? Bir şekilde vardır herhalde. Neyse şimdi Azerbaycan Ansiklopedisi'nin baş editörü, Asya ve Afrika ülkelerinde Cumhuriyet Danışma Komitesi Başkanı, Haberler Basın Ajansı Cumhuriyet Yönetim Kurulu Başkanı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Azerbaycanlı bir şair. Köylüm senin eserin, galbim senindir yar, galbim senindir. İnsaf eyle hoş sözle, meni geldiğindir yar, meni geldiğindir. Ali Tolga. Ayşe'cim gel.
Köylüm senin esirin, kalbim senindir ya, kalbim senindir. İnsaf eyle hoş sözle, beni geldin. Beni geldin söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gider ay kız bu güzellik senede kalmaz. Bakar mısınız? Çok şeker. Efendim,
İyi okullarda okudu rahmetli Şahapsı Cimoğlu. Böyle çok bir lisana meraklıydı. Onun için ben Talas Tarus Amerikan Kolejleri zamanın en iyi okullarıydı. İngilizce öğretmen. Oradan mezun oldum. Ve İngilizceyi de çok iyi. Yani bir Amerikalı'dan belki daha iyi biliyordu. Çünkü Shakespeare falan okuduğumuz için bayağı ağır bir eğitim aldık. İngilizce, hep İngilizce, bütün dersler İngilizceydi. Sonra da Milli Eğitim Bakanlığı olunca biraz bazı dersler eklendi ama bizim zamanımızda pek bakanlık bakmazdı. Misyoner okuluydu. Yani mecburen tarih, coğrafya, Türkçe, Türkçe'ydi ama geri kalan her şey İngilizceydi. Fakat İngiltere'ye gidince okula fotoğraf film okumaya gittim. İngilizceyi anlamadım. Yani o kadar iyi bildiğim halde öyle bir aksanları var ki ve iki aksan, yani iki ayrı lisan gibi, yüksek sınıfın sınıf farkı çok bizdeki gibi değil. Yani bizde bir köylüler biraz işte Lazlar celdünde cüddünder falan. Ondan sonra Kürtlerin biraz da halle bilahle gıdan gelir, gel bilmem ne, az yedir gel yerem gidiyerem der ama sonra anlarsınız yani. Orada anlamıyorsunuz. Yani şeyin upper class şeyle İngilizcesiyle halkın konuştuğu İngilizce çok farklı. Ve halkın konuştuğu bayağı kapağı bir lisan. Onu anlamak daha da zor. Hani geri öbür tarafı anlıyor iyi kötü. Ama öbürü anlamıyordum. Şimdi bu operette onun hakkında My Fair Lady müzikalinden sevgili dostlar. Biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Opera tiyatro filmini görmüşsünüzdür en azından. Çok hoştur. Orada bir köylü kız var, çiçekçi. Aksan facia. Bir de Professor Higgins var. Professor Higgins var, çok İngiliz. O da böyle şey üzerine. Diyor ki ben bu kıza şu İngilizceyi öğreteceğim diye iddiaya giriyorlar. Ve kızı eve alıyor. Biraz aşk oluyor galiba bir ince. Ondan sonra güzel bir kız, şey kızı, halk kızı. Efendim ona bir kelimeyi bile öğretmek 3 gün sürüyor. Ondan sonra nihayet bir kelimeyi telaffuz ediyor iyi kötü. Ondan sonra I could dance all night. Bütün gece dans edebilirdim sevinçten diye bir şarkı söylüyor. Ayşe de o şarkıyı söyleyecek şimdi size sevgili dostlar. Anlatmayacağımız geri kalan şeyleri zaten biliyorsunuz bakarsanız. Bütün operatın tarihini anlatmayayım. Vaktimiz de geçiyor. Efendim şimdi Frederick Louvet ve Alan J. Lerner'den, My Fair Lady müzikalinden I Could Have Danced All Night Ayşe Sicimoğlu ve Ali Tolga. Before I never know what made it so
Kim? Gel seni öpeyim bakayım, çok güzel söyledin. Şimdi çok hemen kısa bir şey geçeceğim. Sen devam et çalmaya Tolga'cığım. These Foolish Things, Ayşe söyleyecek. Efendim? Ondan sonra ben onu öpmeyeyim. Önce onu al, peki. Ama sonra Ayşe otursun diyecektim. Şimdi mi otursun? Sen All of Me'yi tek başına çalacaksın. Aynen. Yok. Beraber mi söyleyeyim? Peki tamam. All of Me'yi değiştirdi. Sanatçılar. Evet, All of Me'yi çalacak. Bir Jazz Standards. Arkasından da onu mu söyleyeceksiniz? Arkasından This Foolish Thing, sevgili dostlar. Karşınızda iki tane canavar genç. Hastasıyım. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? So why not take all of me? Just say I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that was my heart. So why not take all of? Why not take all? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Cigarette.
bezen, lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. Tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The of March that make my heart a dancer, a telephone that rings but who's to answer. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. Smile of Turner and the scent of roses, the waiter's whistling as the last bar closes, the song that Crosby sings. These foolish things remind me. Evet efendim, konserin sonuna geliyoruz. İki parçamız kaldı, biraz daha sabır. Bitireceğiz. Efendime söyleyeyim. Şimdi ben İtalyan operalarını çok severim. 5 sene Roma'da oturdum herhalde, ondan İtalyan kültürünü çok iyi bildiğim için, yemekleri dahil. Efendim, hayatımın en güzel 5 senesi Roma'da geçmiştir belki. Bir de gençliğimde herhalde. Efendim, onun için İtalyan, o zamandan beri İtalyan operası. Ama Ayşe İtalyan operası da başladı ama ondan sonra o kadar fazla sevmedi. Bana daha romantik ve daha şey geliyor. Ayşe'ye fazla pop gibi geldi onlar. Bir numara küçük geldi galiba İtalyan operaları.
ve daha bir ağır şey takılıyor. Fakat bir tane post romantik periyoddaki bir besteci hastasıyım. Fauré, Gabriel Fauré, Chanson d'amour şarkısının adı. Onu da çok seviyorum. Ayşe onu söyleyecek. Yani Ayşe'nin sevdiğim şarkılarından. Onu da biraz evvel yaptıkları gibi bu new müzik şeyinde tarzında modern bir müziğe bağlayacaklar. Nirvana. Amerikalı pop müzik bir gençler, ben de bilmiyorum ama daha gençler bilecekler Nirvana'yı. Efendim, ilk albümleri, ikinci albümleriymiş. Nevermind ilk parçası bir single'mış. Efendim, Nirvana'nın şarkısının adı da neydi? Smells Like Teen Spirit. Şimdi arkasından da size ben geri çıkmayacağım artık, kısa olsun. Baba çok konuşuyorsun diyor. Efendim, Şebnem Ferah'ın şarkısını söyleyecek bir Türkçe. Bu aşk sana fazla. Arkasından onu söyleyecek. Ondan sonra bak filmin sonunda bir de Don't Cry From Argentina var ve ondan sonra bitireceğiz. Eğer siz bis yapmazsanız. Teşekkür ederim. Mosquito, my libido.
till the end. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights on, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm a lotto and a bino, a mosquito, a libido. Denize açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım sevmek gibisi yok. Yağmura soyundum yavaş yavaş, yağar diye. Damlalarda yüzmek gibisi yok. Yokluğun denize açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım sevmek gibisi yok. Yağmura soyundum yavaş yavaş, yar diye. Damlalarda yüzmek gibisi yok. Yokluğun varlığı.
parçam var. Onu şey yapacağım. Sunmadın ama. Önce sun istiyorsun. Son parça. Hayır. Beni bekliyorsunuz. Pardon, çok samimi bir şey yapıyor aile arasında. Kusura bakmayın, değil mi? Yani hepimiz aile gibiyiz onun için. Efendim bu da Don't Cry From Argentina, biliyorsunuz bunu. Eva Perón meşhur. Gitti mezarlığına, müthiş. Efendim Fatiha okudum. Yok, okumadım. o kadar yapmıyorum. Ondan sonra bu son parçamız sevgili dostlar. Sonra tekrar görüşeceğiz, veda edeceğiz, geleceğiz hepinize. İyi ki geldiniz hakikaten ya. İyi oldu. Teşekkür ederim. Evet. Efendim, harika. Sevgili dostlar, hoşça kalınız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sıkı giyinin, dışarı soğuk. Yollar buzlu, yavaş gidin evinize. Sağlıcakla gidin, güzel bir uyku uyuyun.
Bu akşam iyi uyun artık. Bu akşam. Sabah ola hayrola. Bakalım ne olacağız. Allah ülkemize birlik, akıl, akıl ve fikir versin. Sanatçı gençler versin. Sizin gibi hoş Ankaralılar versin. Ve Atatürk sevgisini kalbimizden eksik etmesin. Çünkü hastasıyız. Bir numaralı. Hummalı ateş, hummalı. 42 derece yanıyoruz. İnatla. İnatla hastasınız. Şimdi bir kız gelecek, Anaçevri, işte ufak konuşma yapacak, çok hoş bir içeri şimdi tanıdım. Anaçevri'den burslu öğrencisi Anaçevri'nin. Hoş bir kız, o gelecek size bir şey. Gel, gel, gel şekerim, Eda Anaçevri'den. Bakın Eda'ya ne kadar güzel. Gel, bir şey söyleyecek hanımefendi. Eda bilgisayar öğretmenliği okuyormuş. Sonrasında bilgisayar öğretmenliği diye bir şey var. Nasıl yap? Yetişemiyoruz Ayhan Bey. Her konuda hızlı gelişiyor ki diyor. Biz öğretmeye yetişemiyoruz diyor. İçeride konuşuyorduk biraz evvel. Aferin, bakar mısın? Ne kadar şeker. Ayşe'ye bir şey verebilirsin. Bana verme, Ayşe'ye ver. Ha, şey bak, orada mikrofon var, ona git çünkü sesin çıkmıyor. Ha, Ayşe'nin mikrofonu, bir güzel bir şarkı söyle. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Anaçevi'nin burslu öğrencisiyim. İnönü ve Anaçevi Vakfı adına burada bulunuyorum. 300 burslu arkadaşım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ayrıca Bilkent Üniversitesi Rektörü Sayın Atalar'a da teşekkürlerimi sunuyorum. İyi eğlenceler, teşekkürler. Efendim, hoşça kalınız. Sağlıcakla kalınız. Teşekkür ederiz. Nasıl yapalım? Selam verelim. Ha, kitaplarımız var. Doğru, kitap alacağız. Doğru, kitap alacağız. Hah, unuttuk. Kitap alacağız. Aa, hem de iki tane bana. Aa, çok teşekkür ederim. Bakalım, iki kitap neden var? Aa, çok şeker. Çok kitap kurduyuz. Efendim, siz bir konuşmak, bir konuşsanız ya, bir mikrofon var mı? Ha, öyle mi? Ha, peki. Biz yaptınız yani. Peki. Yapın bari canım. Ha, şimdi oldu işte. Yoksa gidiyorduk yani. Efendim, biz parçamız hazır zaten de biz bunu bekliyoruz, bu anı bekliyoruz gibi. Merakla. Memleketim şarkısı. Ayşe her ne kadar yurt dışında büyüdüyse de hep bir Türk olarak hep bana baba Paris'te kötü bir şey söylediler. Ben kanımın son damlasına kadar ülkemizi korudum. Karşıda münakaşa ettim. Anlattım. Biraz sinirlendim. Hepsine tek tek anlattım falan şey yapar. Yani boş vermez. Artık bakar mısınız? Evet. Hadi Ayşe'ciğim. Söyle bakalım. Memleketini söyle Ayşe'ciğim. Bir Kayserili olarak. Lay 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 lay.
tohum bir yanda, yiğit yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, Yunus'una, Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Hep beraber. La 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 Sararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hakikaten, hakikaten başka değil mi? Hakikaten arada başka. Arada bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. O tizi de sonuna bıraktım. Başta diğer parçalarda kendim korudum. Bu tizi çıkarmak için buna save ettim. Peki, iyi ettim. Yoksa söyleyemem. Yoksa yoruluyorum. Efendim, hep derim ya. Tüm dünyayı gezerim. Doğru yolu sezerim. Bir başkadır benim memleketim. Hoş geldiniz. Bir selam verin çocuklar. Çıkın bakalım. Gelin. Gelin bakalım. Selam verin bakalım. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Güle 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 gidin efendim. İnşallah bir daha yaparız. Hanımefendiler, çok teşekkür ederim efendim. Özlem Hanım, teşekkür ederim. Hakikaten. Çok çok müthişsiniz. Kitaplarınızı unutmayın. Evet efendim, gelin bakalım.